Merhaba arkadaşlar. Hobi Üretim Erkan kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile daha beraberiz. Yani 3-4 gün falan oldu. Video atmıyoruz. Havalar da bayağı sıcak. Kuşlarımız da artık yani öyle bir nefes alıp veriyorlar ki görmüş olduğunuz gibi. Hayvanlar da sıcaklığı dayanamıyor artık. Şu an odanın içerisi 30 civarı bir şey, 30 derece civarı bir şey. Yani şu an hiç yavrumuz yok. Yavruların hepsini salmaya attık. Büyüttük. Üretim yapmıyoruz yani. Hayvanları dinlendirmeye aldık. Bu Rainbow erkeğimiz. Bunlar da Jumbo erkeklerimiz. İkişerli, birerli falan koyduk. Bunu da ikişerli koyduk. Turkuaz'dan diğer yeşil spangil muhabbet kuşumuzu koyduk. Bakalım bunlardan yeni sezonda bir verim alabiliriz inşallah. Şu turkuazdan yavru alamadık. Diğer erkeğimizden almıştık. Onun dişisi ölmüştü. Onun yavruları şunlar. Bu kuşumuz da biraz hani hırıltı falan duydum sesinde. Salmadaydı bu. Salmadan çıkardım bunu da. Yani dün akşam hepsine trifukan verdim. Pardon, trifukan değil de çukurmacası %16 verdik. 1 litre suya 1 milim çekip verdim. 1 cc. Ayrıca bu kuşumuzu da böyle ayrı tutuyoruz. Bugün de vitamin koydum. Daha yeni değiştirdim sularını. İlaçtan sonra vitamin verdim. Kuşlarımızın genel durumu bu şekilde. Buradaki kuşlarımız da Japonezlerimiz. Dişi Japonez anaçlarımız, bunlardan mızıklarımız. Bunlarda daha yavru almadık. İki takım yeni aldıydık. Şu beyaz dişimizi de yeni aldık. Sarı zaten bizim kendi demirbaşımız. Ondan bir verim alamadık. Bakalım bu sene inşallah bir verim alırız. Bunlar da erkeklerimiz. Japonez erkek anaçlarımız. Şu beyaz olan erkek. Sarı da erkek zaten. Bu limonun gagası yani bir ara baktığımda tam mavi değil. Yani böyle mor tarzı bir şey. Yavaş yavaş mavi oluyor. Yani onu anlayamadım. Üretici bir arkadaşa sorduğumda yani bu tarz kuşların gagaları değişebiliyor diyor. Anlamadım. Yani benim jumbo yavrularım var. Onlar sabit. Mavi renkte. Hiç böyle renk atmıyorlar. Bu kuşların renginin attığını söyledi üretici bir arkadaş. Yani tam da bilmiyorum artık açıkçası. Bakalım 3 takım Japonez damızlıklarımız var. Bunlardan yavru alırsak ilk yavrularımız olacak Japonez. Yeni sezonda onları da sizlerle beraber görürüz inşallah. Gelelim şimdilik de bir salmamıza. Salmamızdaki muhabbet kuşlarımız. Dişiler ağırlıklı olarak dişiler var. Yani bir iki tane erkeğimiz vardı. Gerçi erkeğin bir tanesini oraya ayırmıştık. Hastaydı o erkeğimiz. Yani zannedersem bir tane erkek var. Kendi yavrularından. Diğerleri hep dişi. Yani yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Salmadaki yavrularımız. Karşıdaki zaten kendi iki ağız yavru aldık ondan. Onu da dinlendirmeye attım. Şu beyaz takımdan da yani beyaz muhabbet kuşumuzdan da yavrulamamıştık. Bunları üretim sezonuna kadar salmada böyle bırakacağız. Dinlensinler hayvanlar. Şu takımdan 3 ağız yavru almıştım. Yani son ağızdaki yavrular yani genellikle hep öldü. Kimisi kursak mantarından öldüğünü söyledi. Ne bileyim. Bir tanesi de ishal geçirmişti. İshaldan öldü. Yani onların neredeyse hiç kurtaramadık yani son kuruçkadaki yavrulardan.
Bunu da tekrardan salmaya attım. Hayvan daha geçen hafta yumurta yapmıştı. 6 tane tamamladı. Yatırmadım. 6 yumurtayı da ayırdım. Bir arkadaş istiyordu ama ona verecektim yumurtaları. Ziyan olmasın diye. Bakalım. Salmadaki muhabbet kuşlarımız bu şekilde. Akşam da çok güzel cıvıl cıvıl burada bir ses cümbüşü vardı. Şu anda ben konuştuğum için ötmeye başladılar yine. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bugün videomuz kısa olacak. Son birkaç dakikada kuşların kendi sesini çekeceğim yani. Kuşların kendi orijinal seslerini duyun. Artık arka fonda müzik atmıyorum. Yani arka fonlarımız müziksiz oluyor. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Başka üretim videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi tatiller arkadaşlar.